Haydi devam. Şimdi az önce Avrupa onlarını gördük. Avrupa onları yıkıldıktan sonra tekrar geri Asya'ya döneceğiz. Asya'da bu sefer kaydı açtı baştım Bir daha bakayım. Evet kayıtta. Şimdi. Asya'ya döneceğiz ve Asya'da bu sefer de karşımıza ne çıkacak? Göktürkler. Birinci ve ikinci Göktürkler diye ayırıyoruz. Şimdi Göktürkleri görür görmez aklımıza gelecek en önemli özelliklerden bir tanesi şu. Göktürkler demek tarihte ilk kez Türk adıyla kurulan ilk Türk devleti. Bu bir. Ama bu çok basite kaçıyor ve sınava hazırlanan her bebe illa ki Göktürklerin Türk adıyla kurulan ilk Türk devleti olduğunu biliyor. Ben şuna dikkat edeceğim. Artık bu şekilde sormuyor çünkü Göktürkleri. Göktürkleri ne diye soruyor? Tarihte ilk ulusçu, milliyetçi Türk devleti kimdir diyor. Göktürklerdir. İlk ulusçu, ilk milliyetçi Türk devletidir. Bu bir. İkincisi dikkat edeceğim noktalardan bir diğeri de şu. Göktürklerin bir diğer ismi ne? Birazcık görüntü geç mi geliyor? Bana mı öyle geliyor? Görüntü nasıl şu anda sizde? Kopma yok değil mi? Hocam normal gözüküyor. Tamam. Bana uyarı verdi de çünkü. Sorun yoksa devam. Şimdi birinci göktürkler dediğim gibi ilk ulusçu ilk milliyetçi Türk devleti artı göktürkler diye diğer ismiyle anılıyor. Burada dikkat edeceğimiz bir diğer noktalardan bir tanesi şu bak. Töles isyanı. Göktürklerin kurulmasını sağlayan bir isyan. Biz bu isyana ne diyoruz? Töles. O zaman göktürklere şöyle de bir bilgi ekleyeceğim. Türk tarihinde ilk kez bir isyan sonrası kurulan Türk devleti birinci Göktürkler. Bunlar bir isyan sonrasında kurulmuş ve biz bu isyana ne diyoruz? Töles. Avarların içinde yaşıyorlardı birinci Göktürkler. Göktürklerin kurucusu Bumin Kağan. Avarların hükümdarı olan Bayan Han'ın küçük kızını ister. Çünkü küçük kızı bana ver de akraba olaktır. Onun üzerine Bayan Han döndermiş Bumin Kağan'ı aşağılamış. Sen kim köpekla? Benden kız istemek diyecek. Siz ki bizim Asyalı demirci kölelerimiz değil misiniz demiş. Bak aşağılamış. Bunun üzerine bu münkağın isyan etmiş. Biz bu isyana töles isyanı diyoruz. Ve bu isyan sonrasında kurulan Türk devletine de birinci Göktürkler diyoruz. Yani Göktürkler töles isyanıyla kurulmuş. Artı devletin kurucusuna dikkat edeceğim. Devletin kurucusu Bumin Kağan. Bir diğer ismiyle il Kağan. İl devlet demek. Devlet kan anlamında. Devleti bu min kan kurdu. Doğru. Ama en parlak dönemini yaşatan mukanka. Bunu sordu. Devleti en parlak dönemini yaşatan kimdir diye sordu. O da kimmiş? Mukanka almış. Şimdi birinci göktükleri kuran Bumin. En parlak dönemini yaşatan Mukan. Mukan ne yaptı da en parlak dönemini yaşattı? Şunları yaptı. Bak bu yazacaklarım Asya'da bir devletin en parlak dönemini yaşamasının sebepleri. Yani bunları yaptıysa bir devlet bil ki en parlak dönemini yaşıyordur. Biz birinci Göktürkler'de Mukan Kaan döneminde Asya'da Türk siyasi birliğinin sağlandığını görüyoruz. Artı İpek yolu denetimi sağlanmış. Artı Çin baskı altına alınıp eyalet konumuna getirilmiş. Eğer ki bir devlet İslamiyet önce bu üç şeyi başarıyorsa Bilken parlak dönemi yaşatıyordur. Artı dikkat edeceğimiz noktalardan bir diğeri de şu. Asya'da kısmen de olsa Türk siyasi birliğini ilk sağlayan hükümdar kimdi? Teoma. Yani Asya Hunları'ydı. Bak sınava giren her bebe Asya'da ilk kez Türk siyasi birliğini sağlayanın Asya Hunları olduğunu biliyor. Ve KPSS onun için sana onu sormuyor. Artık şunu soruyor. Asya'da ikinci defa Türk Siyasi Birliğini kim sağladı diyor. Birinci Göktürkler. Kimin dönemi? Mukam Kağan dönemi. Sen buna dikkat et. Bak bu önemli bilgi. İkinci defa sağlayan bunlar olmuş. Artık İpek yolu denetimini sağlamış. Hatta İpek yolu denetimini sağlayabilmek için. Bu adamlar gene bir ilki başarmış. Başardıkları o ilk ne? O da şu. Türk tarihinde ilk kez denge politikasını bunlar sağlamış. Nasıl? Sırf İpek yolu hakimiyeti için bu adamlar döndermiş. Sasani ile ittifak yapmış bu ittifak sonrasında Ak Hunlar yıkıldı diyoruz bak Akun Türk Sasani İran adam gitmiş Sasani ile birleşmiş Akunları çarpmış daha sonrası daha ilginç bak şimdi daha sonra da döndermiş Bizans ile ittifak yapmış Sasanileri bölgeden uzaklaştırmış. Sasanileri yıkamamış. Ama döndermiş. Sasanileri bölgeden uzaklaştırmış. Az önce Sasanilerle ittifaktı. Şimdi dönderdi. Bizans'ta ittifak yapıp Sasanileri vurdu. Biz buna şerefsizlik dememiz lazım ama ne diyor? Denge politikası diyor. Bu bir denge politikası. Sasan ile birleşmiş. Akınları çarpmış. Daha sonra Bizans ile birleşmiş. Sasan Şey Sasan bölgeden uzaklaştırmış. Anlaştık. Ve yapılan bu ittifak bize şöyle bir bilgi daha çıkartıyor. Biz bu ittifakı yaparken Bizans'a elçi yolladık. Hangi elçi? Bak. Orta Asya'dan Bizans'a giden ilk elçi. Kimdi o elçimiz? Şunun rengini bir değiştireyim. Mania Türkşat. Bizim Orta Asya'dan Bizans'a yolladığımız ilk elçi Mania Türkşat olmuş. Orta Asya'dan Bizans'a giden ilk elçi. Anlaştık? Artı Hemen altına bir not daha. Bak şimdi. Aha bunlar işte tarihte insanın canını çok sıkıyor. Bizans'a Türklerin ilk yolladığı elçi kim? Nasıl? Manyak Türk Allah Allah. Bugün bir tuhaflık var ama. Geldi mi? Beni duyabiliyor musunuz? Uşak